karşılandığı bir barış ayıdır. Ramazan ayını hakkıyla ifa edenlerden olmayı ümit ederek Ramazan bayramına giriyoruz. Ramazan bayramının özelde Müslümanlar, genelde tüm dünya mazlumları için kardeşliğin, adaletin, eşitliğin hakim olduğu, çatışmanın, ölümlerin, zulmün nihayete erdiği yeni bir aşamanın müjdesi olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz zor bir süreçten geçiyor. Orta Doğu'da tüm halklar örtülü veya örtüsüz bir operasyonla karşı karşıya. Operasyonu planlayan ve hayata geçirmeye çalışan küresel egemenler hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah görüyorlar. Özellikle de 2001 provokasyonundan sonra Afganistan'la başlayan, Arap Baharı ile zirve yapan süreç İslam dünyası için tam bir kabusa dönüştü. Başını Amerika'nın çektiği küresel egemenler bölgemizde yeni bir format atmaya çalışıyorlar. Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali, Libya, Suriye ve Yemen'de devam eden iç savaşlar, 15 Temmuz'da Türkiye'deki darbe teşebbüsü, İran'da patlayan bombalar ve Katar krizi gibi bölgemizde olup biten her şey küresel egemenlerin marifetidir. Sorun tüm ümmeti derinden etkilemektedir. Sorunun çözümü için ümmetin başta Amerika olmak üzere küresel egemenlere karşı tavır alması kadar kendi içimizdeki kardeşliğin ve adaletin tesis edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Çünkü iç bünyesi sağlam hiçbir varlığa mikroplar kolay kolay etki edemez. Mübarek Ramazan Bayramı'nın da vesilesiyle ülkemizdeki kamplaşmaların sonlanması, etnik, mezhebi ve siyasi farklılıklarımızın asla ayrışmaya dönüşmesine izin vermeyecek bir olgunluğa erişmesi noktasında başta iktidar olmak üzere siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm halkımıza önemli görev düşmektedir. Olağanüstü halle başlayan süreçte adalet konusunda ciddi zafiyetlerin ortaya çıktığını AK Parti iktidarının fark etmesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. FETÖ'yle mücadele adı altında yürütülen operasyonlarda söz konusu örgütle hiçbir ilgisi olmayan insanların tutuklandığına ve yapılan yanlışlığın bir türlü düzeltilemediğine defalarca şahit oluyoruz. Menfaat gereği ya da manevi beklentilerle Fethullah Gülen hareketine sempati duymuş, ancak örgütün işleyişiyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanlara dönük tutuklama, meslekten ihraç ve mallarına el koyma kararlarının çok ağır olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti kurmaylarını içeren tüm iktidar unsurlarına tövbe imkanı tanınırken, Gülen hareketine sempati duymuş, 15 Temmuz öncesi bu harekete destek vermiş insanları rehabilite etmek ve onlara tövbe imkanı vermek de adaletin gereğidir. Diğer taraftan düşünce ve ifade özgürlüğüne dönük kısıtlamalar ve baskıların artmasının endişesini taşıyoruz. FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmayan, ancak iktidara muhalif görüşleriyle bilinen bazı insanların da işten atılmak, tutuklanmak gibi adaletsiz muamelelere maruz kaldığını görüyoruz. Bir diğer önemli nokta da FETÖ fobisiyle memur işçi alımlarında adaletin tamamen ortadan kalktığı, torpilin tek çözüm olduğu bir süreci yaşıyor olmamızdır. Liyakat yerini tamamen mülakata bırakarak adalet hiçe sayılmaktadır. Buradan iktidara sesleniyoruz. İç barışı temin etmek için adaleti ayakta tutmak zorunludur. Adalete dönük eleştirilere kulağınızı tıkamayınız. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğinin elbette farkındayız. Ancak bu sürecin atlatılabilmesi için barışa, iç barış için de adalete ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla adalet konusunda bir öz eleştiri yapmak iktidarın görevidir. Adaletin ve kardeşliğin tesis edilmesinde bir dönüm noktası olması temennisiyle
Tüm Sakarya halkının Ramazan bayramını kutluyoruz. Adalet ve Özgürlükler Platformu adına Diriliş Saati Dergisi.